İşte bu fahiş fiyat artışları karşısında enflasyonu fırsat bilip zam üstüne zam yapan restoran ve kafelere karşı sosyal medyada sivil bir inisiyatif başladı efendim. İşte dünden bu yana tüm platformlarda en çok paylaşılan çağrı burada. Peki ne diyor yönetmenim Altuğ'dan hemen rica edeceğim, sizlerle paylaşacağız o boykot çağrısını. Evet, küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içeriklerle bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot diyor bu açıklamada. Siz de katılın diyor efendim. 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz. Hashtag açmışlar bu arada, onu da belirtelim. Hashtag de fahiş yemeğe boykot şeklinde olacak. Önemli, sizler de biliyorsunuz son zamanlarda şöyle ailece hep birlikte gidelim yemek yiyelim desek maalesef 2-3 bin üzerinde çıkıyorsunuz gideceğiniz yerlerden. Arkadaşlarla bir kahve içeyim, kafamı dağıtayım, sohbet muhabbet edelim deseniz yine aynı şekilde durum gittikçe daha vahim bir duruma doğru dönüşüyor. Hatta öyle ki Ticaret Bakanı Ömer Bolat bile bu çağrıya hak verdi. Son açıklaması aynen şöyle efendim. Hemen ona da bakıyoruz. Diyor ki kim fahiş fiyat uyguluyorsa onu boykot etmesi gerekir. Önemli bu açıklama. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırır diyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Yani bu boykota hak veriyor aslında. Bu arada Bakan Bolat bunu sadece kafe ve restoranlar için değil tabii ki, marketler için de söyledi aslında. Rekabet kanununda bunun için de değişiklik yapılacağını da belirtti. Hedef, fahiş artış yaptığı tespit edilen firma ve işletmelere 15 güne yakın geçici kapatma cezası vermek ve üst sınır cezayı 11 milyon liraya kadar çıkarmak. Olması gereken de aslında bu. Çünkü dediğim gibi artık dışarıda yemek yemek lüks haline dönüşmüş durumda. O yüzden de evde yemek bu sefer de sosyalleşemiyorsunuz. Sevdiğiniz insanlarla arkadaşlarınızla buluşamıyorsunuz. En basit dışarıda bir büfede, bir esnaf lokantası hatta diyelim. Basit bir semt kafelerinde ya da lokantalarda yediğimiz şeyler aslında belli. Yani çok da uçuk şeylerden bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Çorbadan, tosttan, dönerden, lahmacundan, hamburgerden bahsediyoruz. O zaman gelin onların da bir fiyatlarına bakalım mı birlikte? Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şöyle yakınlaşalım özellikle fiyatlara. Çorba 50 ile 150 TL arasında değişiyor. Tabii bulunduğunuz semte ve gittiğiniz restoranta göre bu fiyatlar değişebiliyor. Lokasyonlar biliyorsunuz çok önemli bu konuda. Hatta restoranlar da haliyle, yani bu bence arkadaşların en iyimser tablosu diyebiliriz. Tosta bakıyoruz, 50 ile 180 TL arası. Kesinlikle almam. Neden? Kullanılmış şeyleri almam. Kozmetik ürünlerini internetten mi alıyorsunuz, mağazalardan? Genelde mağazadan tercih ediyorum. İnternetten alıyorum. Güvenilir markalardan alıyorum. O yüzden bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Genellikle mağazalardan satın almayı tercih ederim. Çünkü ürünü görerek almayı isterim. Vatandaşlar ikiye bölünmüş durumda. Kimi internet satışına güveniyor, kimi de güvenmiyor. Ancak dermatoloji uzmanları raf ömrü ve kullanım süresinin önemine de dikkat çekiyor. Son kullanma tarihinin geçmiş tabii ki olmaması gerekiyor. Ayrıca bu ürünün ikinci alışıya oluşana kadar nasıl saklandığı, nasıl korunduğu da önemli. Örneğin güneş altında beklemiş bir kremin bozulmuş olacağını varsayarız. Şimdi bu kozmetik konusu malum önemliydi, o yüzden bahsedelim istedik ama az önceki konu çok daha önemli hepimiz için. Neden dedik? Hafta sonu için planlanan bir boykot, kafe ve restoranlardaki fiyat artışı için boykot çağrısı var. Bununla ilgili şimdi TV100 muhabiri Şeyma Kan yanında da bir konu olacak. Onunla birlikte bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacak. Çünkü ne olur, acaba etkisi olur mu? Fiyatlar düşer mi bu saatten sonra, nasıl olacak? Şeyma, sana soralım, sen de konuğuna yönelt bu soruları. Oyuç'a bir dakikalar önce senin de açıkladığın gibi birçok üründe artış, fiyat artışı meydana geldi ve vatandaşlar da özellikle kafe ve restoranlardaki fiyat artışlarına tepki göstermeye başladı. Bu tepki de sosyal medyaya taşındı. Bir hashtag oluşturdu vatandaşlar, fahiş fiyata boykot etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladılar ve kısa süre içerisinde de paylaşımlar 100'den 200'e, aslında binlere kadar ulaştı. Peki bu fiyat artışları bu boykotla birlikte düşer mi? İşte tüm bu konuları şimdi konuğumla birlikte değerlendireceğiz. TÜKONFET Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor Mücahit Saraçlı bizimle. Mücahit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
Vatandaşlar sosyal medyadan bir boykot paylaştı. Ne düşünüyorsunuz? Sizce yararlı olacak mı? Tabii ki yararlı olacak. Bu bilinçli tüketicinin bizim de sürekli söylediğimiz gibi bir tavrıdır bu neticesinde. Bu kafe ve restoranlarda özellikle yılbaşından bu yana sürekli artan bir trend halinde fiyatlarda değişiklikler yapılıyor. Ticaret Bakanlığı bunu önlemek için her ne kadar kapılara ve masalardaki menülerin fiyatlarının ve içeriklerinin ilan edilmesini istese dahi yine takip ettiğimiz kadarıyla fiyatlar sık sık değişmekte. Bunlar serbest piyasada, evet biz satışlarda serbest fiyat uygulayabiliriz diyorlar ama bu serbest piyasa uygulaması değil, tamamen haksız kar elde etmek amacıyla fahiş fiyat uygulamasıdır bu. Bunun da aslına bakarsanız Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde de ceza olarak yeri var. Tabii bizim söylediğimiz bu boykotla ilgili olarak da şöyle bir şeydi. Bu uygulamaların artık afiş edilmesine. Tamam, Ticaret Bakanlığı idari para cezaları uyguluyor. Fakat sadece idari para cezalarının uygulanması yeterli değil. Çünkü bu para cezaları kime ne kadar uygulandığını bilmiyoruz. Ama bunlar afişe edilirse ve kapatma cezaları da artık gündeme getirilirse, kaldı ki Ticaret Bakanlığı bu konuda genelgelerinin hazırlamış durumda. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bunlar yürürlüğe girecek. Nedir bunlar? Kapatma cezaları yeri geldiğinde cezaların tekrar edilmesi halinde para cezalarının 10 katıyla, yani 1000 lira ilk ceza uygulandığında bir sonrasında 10 bin lira olarak uygulanması caydırıcı unsurdur. Cezaların temel nedeni de hukukta caydırıcı unsurdur ama biz birçok şeylerin tükonfet olarak duyuru halinde yapılmasını istiyoruz ki tüketiciler de bu konuda bilinçlendirilsin. Hangi haksız kazanca tevessül eden şirket, firma, marka her neyse, bunların ifşa edilmesi gerektiğinde kapatma cezaları. Düşünebiliyor musunuz? Bir işletmenin bir günlüğüne kapıyasına mühür vurulduğunda ve kapısına bir bildiri halinde şu işlemden dolayı bu işletme bir günlük, üç günlük cezaya uğratılmıştır, kapatma cezasına uğratılmıştır dendiği anda o işletme bir daha böyle bir şeye kesinlikle tevessül edemez. Bu da caydırıcı unsur olarak çok çok önemli bir şey. Tabii ki en sonunda, nihayetinde bu işlere artık arsızca devam ediliyorsa hapis cezalarından da cezalandırılmaları da kaçınılmaz olacaktır neticesinde. Vatandaşların bir araya gelip böyle örgütlenerek tepki oluşturması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki çok önemli bu. Bakın, bunu geçmiş dönemde bir içecek markası üzerine yapıldığında inanılmaz derecede netice alındı. O marka kendini duyurabilmek için büyük bir reklam kampanyalarına girişti. Şu anda da bunlar haksız uygulama yapan, maalesef çoğunlukta artık lokanta ve restoranların fiyatlarının bu kadar aşırı tepki görmesi halinde bilinçli tüketici hareketidir. Bu ve benzer konuların birçoğunda bu hareketlerin tekrar edilerek en azından tüketicilerin satıcı ve hizmet veren bir anlamda disipline etmesidir. Bir anlamda uyarıdır. Bir anlamda çok daha etkin bir caydırıcı unsurdur. Bir ceza şeklidir aslına bakarsanız. Bir tepkidir ve bu caydırıcı unsurdur. Bu kadar fazla fiyat artışlarından devam eden, yaklaşık 4 ayda en az 4-5 kez fiyat listesini değiştiren kafe restoranların da artık kendilerine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığı da bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Yayınlanacak olan genelgeyle de bunda çok ciddi düzenlemeler olacak. Tüketicilerin her zaman söylediğimiz gibi Alo 175 hattına, tüketici hattına her türlü şikayetlerini bildirdiklerinde biz de Ticaret Bakanlığı'na bu konuda yardımcı olarak gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Ama merkezi yönetimden de bir talebimiz var. Bunlar ifşa edilsin. İfşa edilsin ki bir kez daha yapmayı, tekrar etmeyi göze alamasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Mücahit Saraç'la aktardı. Aslında önemli bir örgütlenme söz konusu. Cumartesi, pazar, bu hafta sonu vatandaşlar restoran ve özellikle kafeleri boykot etmeyi planlıyor ve her geçen gün katılımın da arttığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da tüketicilerin gördükleri yanlışlıkları düzeltmeleri adına önemli bir adım olduğunu sizlere söyleyebiliriz.